Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur efendim. Ben Sevda, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kız tanıtacağım. Rengarenk, sarısı, pembesi, beyazı, alacalısı, neler neler neler. Üstelik bir de kokulu halleri bile var. Akşamüstü yollardaysanız, bir koku geliyorsa burnunuza ve saati bilmiyorsanız şayet size saati söyleyebilecek bir çiçeğimiz var bugün konuk olarak aldığım. Size şöyle der ki şu anda saat 5, yani öğleden sonra saat 17 diyebilir size. Dünyada yabancıların söylediği adıyla 5 o'clock plants olarak da geçiyor adı. Çünkü akşamüstü çiçek açmaya başlıyor. Çiçeklerini akşamüstleri açıyor ve o rengarenk görüntüsüyle daha geç saatlerde de kokularını iyice böyle etrafa yaymaya başlıyorlar. Kendileri efendim akşam sefası, hoş geldin diyoruz onlara. Ben geldim. Herkese merhabalar. Efendim, rengarenk açtığım çiçeklerle pek çoğunuzun sevdiği ve bahçelerinizde yetiştirdiğini bildiğim Sevda'nın bu haftaki konuğu benim. Akşam sefası. Öyle şımarık, özel bakım gerektiren bir kız da değilim. Minyatür bir el bombasına benzeyen tohumlarımla beni çoğaltmak oldukça kolay. Ancak bulunduğunuz bölgeye göre bazen mevsimlik, bazense çok yıllık oluyorum. Eğer ektiğiniz tohum bahar aylarından kışa kadar yeterince gelişme gösterebilirse ve tabii kış şartlarını da atlatırsam, ertesi sene beni yine bahçenizde göreceksiniz demektir. İngilizce'deki adım 4 o'clock flower, yani saat 4 çiçeği. Çok tatlı değil mi? Çünkü akşamüstü saatlerinde çiçeklerim açılmaya başlar, sabaha kadar açık kalır, ondan sonra kapanırlar. Sizler de akşam sefası diye çağırıyorsunuz beni. Bunu da çok seviyorum. Çok romantik. Beni bahçenize dikerseniz akşamüstü saatlerinde hem çiçeklerimi seyredebileceğiniz hem de koklayabileceğiniz bir yere dikerseniz harika olur. Güneşi çok seviyorum ve günde en az 6 saat güneş alacağım bir yerde çok fazla çiçekleniyorum. Kısmi ve tam gölgeyi de tolere ederim ama yeterince çiçek açamam. Başka bitkilerle olmaktan da rahatsız olmam. Düzenli olarak sulanmayı severim. Gübre verecek olursanız eğer bana, hem enime hem boyuma büyürüm. Bu da bazen beni budamanız gerektiği anlamına gelir. Her tür toprakta yetişebilirim. Dedim ya, öyle şımarık bir kız değilim ben. Ama nötr veya hafif asitik bir toprak benim için ideal olan. Elbette yumrulu bir bitki olduğum için toprağın iyi drene olması gerekiyor, yoksa çürürüm. Dip kısmımı maçlarsanız gerekli nemi muhafaza edeceği için daha az sulamanız anlamına gelir. Ama eğer bana saksıda bakıyorsanız daha sık sulanmam gerektiğini sakın unutmayın. Ayda bir kez vereceğiniz gübre benim için gayet yeterli olacaktır. Tohumdan üretiyorsanız ama sürgünümü şöyle bir çimdikle alırsanız dallanmamı teşvik etmiş olursunuz. Böylece daha çok çiçek açabilirim. Sonbahara doğru simsiyah tohumlarım en iyi hallerini alırlar. Bu tohumları saklayabilirsiniz. Seneye bahar ayları geldiğinde direkt bahçenize veya evlerinizde saksılara ekebilirsiniz. Toprağım nemli olursa kısa sürede büyümeye başlarım. Öyle fazla bir hastalık riskim ya da zararım da yok. Dirençli bir kızım ben. Sadece nadir de olsa pas hastalığına yakalanabilirim. O zaman da hasta kısımlarımı kesip atın. Evet efendim, Sevda'ya bu hafta beni konuk ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ona sorarsanız her rengimi çok seviyor ama bir yerde turuncu çiçeklimin tohumunu aldı ve sürekli olarak çoğaltıyor. Turuncu renk çiçeğim biraz nadir bulunuyor diye benden her yıl yeni tohumlar alıyor. Seviyor beni. Efendim, ev veya bahçelerinizde buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın ve yeşil kalın. Bugünkü konuğum akşam sefasıydı. Sizlere bilgiler verdi. Nasıl bakılır, neler yapılır, neleri sever, neleri sevmez, hepsini öğrenmiş olduk. Ben kendi kısıtlı imkanlarımla bile evin içerisinde çok büyük saksıda olmamakla birlikte, çünkü yerim dar, o yüzden çok fazla bakamıyorum, ama eğer bakabilseydim gerçekten evin her yerini herhalde akşam sefalarıyla doldururdum. Çünkü gün içerisinde işte bir takım bitkilerim çiçek açıyorlar ama akşamları o açan görüntü bambaşka bir görüntü. O kadar güzeller, o kadar keyifliler ki çok ama çok seviyorum hepsini. Her rengini çok seviyorum ama özellikle çok aşık olduğum rengi turuncu. Şöyle gördüğünüz gibi bir turuncu aşığıyım. O yüzden de turuncu açan
akşam sefası benim için çok özel. Her yerde bulamıyorum. Dolayısıyla da böyle apartman bahçesinde bile işte onu çoğalttım. Size oradan da görüntüler sundum bu şekilde. Ocak-Şubat aylarında sağlıklı güzel tohumları evlerinizde ekecek olursanız zamanı geldiğinde daha erken bir çiçeklenme sağlayacaksınız. Bu tüyo da benden size olsun. Bu haftalık bizlerden bu kadar olsun akşam sefasıyla birlikte. Kendinize iyi bakın. Yeşil kalmayı unutmayın.